Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Elazığlılara Cumhurbaşkanlığı kabinesini sorduk. Bakalım Elazığ halkı kabinenin yeni isimleri hakkında ne düşünüyor? Bakanlar Kurulu hakkında bir öncekinden bir farkı yok benim gözümde. Sonuçta AK Parti tüzüğünü kabul etmiş. İnsanlar yani özgürlükleri yok. Bir bakanın Tayyip Erdoğan'sız karar verme hakkı yok. Yetkisi yok yani. Milli Eğitim eski Sağlık Bakanı'nı hatırlarsın. Diyordu efendim pandemi ne olacak şey diyecek dedi, Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Efendim bu asgari ücret belirlemesinde Cumhurbaşkanı nedir o Çalışma Bakanı açıklama yapacak, Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkansız bir bardak su içmez. Onlar emir erir Ramazanlar yani. Onlar emir erir Ramazan. O yüzden Tayyip de 21 sene önce neydiyse bugün de budur. Yani değişen hiçbir şey yok. Bakanlar kurulu yok yani, bence bakanlar kurulu da olmasına gerek yok. Hatta milletvekili olmasına da bile gerek yok. Çünkü mecliste gene ağırlıkta gene o kendi bürokrat kesimi ne karar veriyorsa sadece AK Parti milletvekilleri el kaldırıp indiriyor. Muhalefette bir şeye yaramıyor. Bence o 6 sene milletvekilinin de orada çekilmesi gerekiyor. Gerek yok. Bakanlar kurulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biz Elazığlılar olarak beklentimiz Elazığ'a bakanlık verilmesiydi. Maalesef Elazığ'a bir bakanlık verilmedi. 20 yıldır zaten iki tane ile bakanlık verilmedi. Birisi Tunceli, bir tanesi de Elazığ. Tunceli'de zaten hiç oyları yok. Elazığ'da da sürekli 4-5 tane vekil çıkarıyorlar. Ama hiç bakanlık verilmiyor yani. Elazığ biraz bu konuda sahipsiz bence. Ama şey açısından yani bölge açısından tabii Cevdet Yılmaz'ın gelmesi çok önemli bir adım. Yani başkan yardımcısı olması. Ben şeyi merak ediyorum, hani masaya yumruğunu vuranlar, masaya tekme atanlar, masayı ikiye bölenler nerede? Hiç sesleri çıkmıyor, onların seslerinin çıkmasını bekliyoruz. Masanın tekrar hani vurulup kırılmasını bekliyoruz. Bakarım, umarım olur ama kabine yani benim gördüğüm kadarıyla özellikle Mehmet Şimşek, Hakan Fidan yani benim tanıdıklarım insanların çoğu liyakatli. Yani o liyakat anlamında iş yapılabilir ama biraz da hukuk güvenliği sağlanması lazım. Hani hukukun üstünlüğü sağlanırsa ekonomik anlamda dış sermaye, dış yatırım gelir. Yani işsizlik de düşer, enflasyon da düşer. Cari açık, yani aradaki fark düşer. Ama bilmiyorum yani hukukun çok uygulandığını şu an düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah Rabbim hakkımızdan hayırlı olan en güzelini, en iyisini nasip etsin. Başarılı, hayat boyunca güzel, müreffeh bir Türkiye olsun inşallah. Gençler için, orta yaş için, bizler için, sizler için, ümmeti İslam için. Ben Diyanet'ten Hafize Hoca. Çok güzel, ben de memnun oldum. Yani kabine eskisine göre daha iyi gördüm. Eğer yukarıdan bunlara müdahale edilmese, herkes kendi işini yaparsa bence iyi olur. Finans çevrelerce Mehmet Şimşek tanınan biridir. Ve hem içerideki yatırımcı hem dışarıdaki yatırımcıyı çeker. Ama bıraksalar müdahale olmayacak. Yukarı dediğin yer Cumhurbaşkanı yani. Yetki verilir. Tabii o eğer karışmazsa bence her şey düzelir. Yavaş yavaş biraz devlet tasarruf edecek, tamam mı? Biz de kemer sıkacağız. Bir seneden fazla da sürebilir yani bu kriz daha, bu enflasyon bence biraz daha yukarı gider. Bu şekil kalmaz yani. Bakanlar Kurulu yeni dönemde bu 100. yılda Türkiye'mize hayırlı olsun. İnanın ki hep değerli insanlar, değerli paşalar. Bugün Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler hakikaten çevreyi bilen bir iyi bir Milli Savunma Bakanı olarak atandı. Ona çok sevindim. Yani Mehmet Şimşek olsun hakikaten ekonomiyi çok iyi bilen biri. Ondan sonra yani ismini bilmediğimiz şu anda hani vakit biraz erken ya. Hepsini şimdi aklımızda tutamıyoruz. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Hakikaten bunlar değerli büyüklerimiz. İnşallah Türkiye'ye, yurdumuza faydalı olurlar. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Vallahi isimlerden memnunuz yani. Ben yeni bakanlarda Mehmet Şimşek olsun. Ondan memnunuz yani. Ekonomide şeyde yani bayağı bilgi sahibi. Dışişleri Bakanı da öyle. Hakan Fidan'dan da memnunuz. Hepsinde memnunuz şimdilik. Bakalım ellerine gösterecek. Umutlusunuz anladığım kadarıyla. Efendim? Umutlusunuz.
Umutluyum tabii ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Cumhurbaşkanısı kabinesi yeğenim. Hepsi de kültürlü insanlar. Beğeniyoruz hepsini de. Eskiler de iyi adamlardı. Bunlar da güzeller. Allah emeklerini boşa vermiyor. Allah işine rast getirir. Vatanımız, milletimiz için çalışan insanlardan Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olacak. Eskisinden daha iyi olacak. Çünkü hep ben dikkat ettiğim kadarıyla bilinçli, kültürlü insanlar gelmiş. Hele ki o Dışişleri Bakanımız. Maşallahı var adam yani. Allah emeğini boşa vermiyor. Hepsinin de yani. Maliye Bakanı. Hep hoş adamlar yani. Hepsine beğeniyor. Tayyip Erdoğan da hoş, ekip de hoş. Cumhurbaşkanlığı kabinesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklanan son isimler. Sonuçlar güzel, çok iyi. Yalnız Süleyman Soylu'yla Mahmut Çavuşoğlu'nu yerinde oynatmayacaklar. Onlar yerinde kalsaydı daha güzel olur. Bakanlar kurulu hayırlı olsun. Allah Türkiye'mize hayırlı olsun inşallah. Süleyman Soylu'dan memnun musunuz? Memnunum, tabii ki memnun. Ne demek? Yani yeni kabine hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir kabine yani. Dışişleri olsun, iç işleri olsun. Öyle bir yani Maliye Bakanımız daha mükemmel inşallah. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun yani, ne diyelim. Gerçekten ülkemiz için yeni bir kabine, yeni bir umut. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Elazığlı hemşerilerime de selamlarımı söylüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni bakanlar için hepsi çok iyi. Eskileri aratmazlar. Eskileri de çok iyiydi. Bunlar da çok çalışkan, dürüst insanlar. İnşallah memlekete daha iyi olacaklar yani. Eski bakanların bıraktığı yerden de devam edecekler, daha ileriye götürecekler. Yalnız o Mehmet Şimşek'i değiştirseydi iyi olurdu. Onun için de Süleyman Soylu'yu değiştirmesi çok güzel oldu. İnşallah bu son olarak Türkiye için iyi bir girişimlik olur. Zaten bu Cumhurbaşkanımızı da bu yüzden güvendiğimiz için oyumuzu da verdik. Her şeyin hayırlısı. Yeni bakanlarımız da Sağlık Bakanı güzel, iyi. Süleyman Soylu'yu değiştirmesi iyi oldu. Yalnız şu Mehmet Şimşek'i de almasaydı çok iyi olurdu. Bakanlar Kurulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakanlar Kurulu öncelikle ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Tabii yeni yüzler, biyografileri televizyonlarda veriliyor. Tabii ki hepsi değerli şahsiyetler. Ülkenin birlik, beraberlik, dış politika, iç politika, ekonomi özellikle çok büyük bir beklentimiz. Özellikle Mehmet Şimşek Bey'den çok büyük bir şey bekliyoruz yani. Bakanlar Kurulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Bakanlar Kurulu çok başarılı insanlar var şu an çalışıyor. Ben çok beğeniyorum. Cevdet Yılmaz mesela şu an Cumhurbaşkan Yardımcısıdır. Ben kendim de Bingöl'üyüm, o da Bingöl'üdür. Daha önce Kürt-Türk ayrımı yapılıyordu. Bak en yüksek makamda şu an görev yapıyor. Türklerle Kürtler kardeştir, ayrım yapanlar kardeştir. Mesela MİT müsteşarımız şu an Hakan Fidan, Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı. O kendisi Vanlıdır. Maliye Bakanımız mesela Batmanlıdır. Bu Türk-Kürt ayrımı Allah'ın izniyle bundan sonra ortadan kalkacak. Biz de anlatacağız. Ben kendim Bingöl'lüyüm. 6 ay burada benim yurtbaşında çiftliğim var, 10 dönüm. Hem bahçe işi yapıyorum hem de saat 11'den sonra işe geliyorum akşam 8'e kadar. 6 ay da İstanbul'dayım. Kışın İstanbul'da, yazın burada. Ama ben bu işi yaparken ben daha önce öğretmenlik de yaptığım için yani ben her çeşit insanla karşılaşıyorum. Bir de ben hani sanat, kültür, eğitim, bir de ben eğitim yapıyorum. Gençlerimizi bilgilendiriyorum. Demokrasiyle, kardeşlikle, eğitimle dirilelim. Birbirimize kenetlenerek 85 milyon olalım. Hep beraber büyük Türkiye olalım. Başkanlık sistemi için ben çok çalıştım. İstanbul'da bütün pazarlarda daha önce benim Kürt kardeşlerim bu bayrağı görüyordu, bana saldırıyordular. Şu an bu bayrağı öpüyor. Eğitim, her zaman eğitim çok önemlidir. Yani dünyayı değiştirebileceğin en güçlü silah eğitimdir.